Ne az gürültüyü çalışabiliyorsa böyle dönebilir. Efendim, bu Türkiye'de ilk Şanlıurfa Belediye'miz olarak çok önemli bir konuya girdik. Nedir bu? Dışarıdan böyle atık su olarak görünen bu su, efendim bu su ne olacak, hastalık yayıyor denilen bu suyu biz alıyoruz. Arıtma testlerimize getiriyoruz. Arıtma testlerimizde öncelikle çamur olarak çıkan kısmı alıyoruz. Bunun içerisindeki bakterilerin ölmesi için havasız bir ortamda 30 gün bekletiyoruz. 30 gün bekleyen bu çamur nihayet solar kurutma testlerimize geliyor. Solar kurutma testlerimizde şu şekilde gübreye dönüşüyor. Bu gübreye dönüştükten sonra bir kısmını kendi tarım dairemizde kullanıyoruz. Bir kısmını ise tarım daire başkanımıza aracıyla çiftçilerimize dağıtıyoruz. Efendim, bereketli yılanın merkezinde, tarımın şehrinde işte bu şekilde bir gübre üretiyoruz. Kalan su bu şekilde, bunları da tarımda kullanıyoruz. Daha önce bu çamurları biz dışarıya demir çelik fabrikalarına yandırmak için gönderirken hem çelik fabrikasına para ödüyorduk hem de ulaşım parası öderken, şimdi bu bize yıllık 20 milyon bir tasarruf sağlıyor. Cebimizden para çıkmışken şimdi cebimize para giriyor. Bu testlerimizde 3D tekniği yöntemiyle kendi parçalarımızı üretiyoruz. Daha önce 1000 liraya, 10 bin liraya aldığımız parçalar şu anda 100 liraya, 50 liraya, 25 liraya üretilmeye başlandı. Öyle ki artık bu parçalarımızı inşallah dışarıdan ithal etmeyip kendimiz için ürettiğimiz gibi diğer arıtma testlerine de bunu ulaştırabileceğiz. Adım adım bu tesis geliştiriliyor. %87'si hibe şeklinde alındı bu tesisin ve bizim dönemimizde en pik noktasına ulaştı. Tamamen tamamlandı. En iyi şekilde üretimi başlatıldı. İşte sonuçta bu testlerimizi de kurduk. Tam bir entegrasyon sağlayarak Urfa'mızı hizmetine sunduk. Aldıktan sonra testlerimize veriyoruz. Testlerimizde bunu arıtıyoruz. İki şey çıkıyor. Oradan bir arıtıldıktan sonra kalan su çıkıyor. Bir ikincisi de bir çamur çıkıyor. Çamuru efendim alıyoruz. Bu bakterileri öldürmek için havasız ortamda 30 gün bekletiyoruz ve ısı veriyoruz orada. Bu ısı altında ve havasız ortamda bakteriler ölüyor. Şu anda bunları elimizi vurduğumuz zaman hiçbir hastalık yayacak hali yok. Sonra solar kurutma testlerimize getiriyoruz. Solar testlerimizde ise bu çamuru gübre haline getirmiş oluyoruz. Arkasından kalan bu atık suyu da tarımda kullanıyoruz. Velhasıl her şeyle buraya giren su değerlenmiş, ülkeye fayda olarak döndüğünü görüyoruz. Efendim, sıfır atıktan da öte bu. Bu neticede faydaya dönüşmüş oluyor. Bunun bir faydası işte şu anda bizim ilk defa izni aldığımız bu yerle ilgili ulusalda da bu tür çalışmaların başlayacağını, diğer belediyeler bizi örnek alacaklarını düşünüyorum. Böylece ulusal kaynaklarımıza fayda sağlayacağız. Belki daha az gübre ithal edeceğiz ve kendi organik gübremizi üretmiş olacağız. Biz Mezopotamya'nın göbeğindeyiz. Bereketli hilalin ortasındayız. Tarımın şehriyiz. Efendim, bunu kuruturken bahsetmiştik. 30 gün kurutma testlerimizde bakterilerini havasız ortamda öldürürken burada biz de enerji üretiyoruz. Bu ürettiğimiz enerjinin bize kazancı aylık 400 bin TL civarında. Bununla ilgili de senelik 3 milyon olmak üzere 5 yılda 15 milyonluk bir teşvik aldık. Yani bunun kurutulması, bakterilerin öldürülmesi sırasında da bir fayda elde ediliyor. Nedir? Enerji elde ediyoruz. Bu enerji de yine belediyemize aylık 400 bin lira bir para getirisi oluyor. Arıtmayla birlikte gübre üretiyoruz. Şunu bir görüyoruz. Şu giriş suyu. Şu da çıkış suyumuz. Şu da gübremiz. Şu gübre buradan elde edilmiş oluyor. Peki bu makine
alıyor, parçalıyor, ufalıyor değil mi? Hem parçalıyor başkanım, hem de altta yaş kalan kurulması zorlanan kısımları havalandırarak izin almakta. Bir de bizim buranın en çok öne çıkan yanı bu solar kurulmaktadır. Hiçbir yerde yok. Bu döneminizde gerçekleşen husus bu. Evet. İşletmenin